Ula Loğman her zaman tutkuyla sınırları zorlayan bir kadın. Burada doğanın ortasında tek başına. İşte macera bu. Benim için macera demek daha büyük, daha hızlı, daha yüksek, daha uzak değil. Yaşam odaklı basitçe deneyimlemek. Burada kayada asılı kaldığımda, yukarı çıkmaya çalıştığımda kendimi fazlasıyla hayatta hissediyorum. Neden? Bu hiç mantıklı değil ama kendi sınırlarımı tanıyorum ve onlardan öğrenip gelişiyorum. Ula Loğman Andorra'da. Bu mini ülkenin 2942 metre ile en yüksek dağı Coma Pedrosa'ya tırmanmak istiyor. Bu hedefi Avrupa Macerası projesinin bir parçası. Ula Loğman 47 Avrupa ülkesinin en yüksek noktalarına tırmanmayı hedefliyor. Avrupa'nın bu çeşitliliğini, dağlarını çok heyecan verici buluyorum. Mesela bazen inek dışkısıyla dolu küçük bir tepe tırmanıyorum. Kneif Tepesi'ydi. Bazen de Vatikan'da Petersdom'un önünde 6 saat sıcağın altında sıra bekliyor oluyorum. Sadece 75 metre yükseklikteki Vatikan Tepesi'ne tırmanmak bile zor bir macera olabiliyor. Ula Loğman, Norveç'teki Goldtoppingen Dağı'nı buz ve karla kaplıyken fethetti. Ve bir başka zamanda da eşi Sebastian Hoffman'la Portekiz'in en yüksek dağı Pico'ya tırmandı, hem de gece. Hep farklı bir arayıştalar. Çocukken ilk konuştuğum kelime sanırım nedendi. İnsanlar bana bir şey söylediğinde hiç kabul etmedim. Hep olayların neden oldukları gibi olduğunu bilmek istemişimdir. Tırmanma ikilisi Andorra'daki Coma Pedrosa'nın zirvesine yaklaşık bir yaşındaki oğulları Manuku'da götürüyor. Normalde bu tırmanma hattı rahatlıkla çıkılabilir seviyede. Dağcılık açısından bakınca buraya tırmanmak zor değil. Yukarıya çıkan bir yol var ama şu anda tamamen karla kaplı. Aniden heyecan verici hale geldi. Ula Loğman dünyanın her yerinde macera arıyor. Fotoğraf muhabiri olarak 2012'de Papua Yeni Gine'de bir kabilenin atalarına tapma geleneği üzerine hikayesiyle en büyük başarısını yakaladı. Büyük Okyanus'taki Vanuatu Yanardağ'ını araştırdı. Aktif yanardağ Amrum'un kraterinden 600 metre aşağıdaki kaynayan lavın sınırına kadar inen ilk insan oldu. Yerin sarsıldığını tüm vücudumda hissettim. Çıkan gazı kokladım. Lavların sıcak rüzgarını hissettim. Ve o anda doğanın bir parçası olduğumu hissettim. Sanırım herkesin aşağıda lavların orada durma şansı olsaydı, dünya daha iyi bir yer olurdu. Çünkü kendi hayatınızın ne kadar değerli olduğunu anlıyorsunuz. Ve size hayatın böyle anlarını veren, dünyanın ne kadar kıymetli olduğunu anlıyorsunuz. Tekrar Andorra'dayız. Coma Pedrosa'nın zirvesine çıkarken hava giderek soğuyor. Küçük bir çocukla zirveye kadar tırmanmak için koşullar uygun değil. Maalesef dönmek zorundayız. Çünkü gerçekten çok fazla kar var. Kar yığının üzerinden geçip zorlanarak yürümemiz gerekecek. Tüm bunlar iyi değil. Gerçekten çok rüzgarlı ve buz gibi soğuk. Bu koşullarda illa zirveye çıkacağım demek olmaz. Bu şart değil. Sanırım şimdi burada biraz fotoğraf çekerek ilginç kareler yakalamaya çalışacağım. Bu kez zirveye kadar çıkmayı başaramadı. Ama Ula Loğman'ın projesinde söz konusu olan adrenalin değil. Beni yönlendiren tutku hikayeler anlatabilmek. Çünkü buradayım, görebiliyor, hissedebiliyor, koklayıp tadına bakabiliyorum, deneyimleyebiliyorum ve bu beni canlı kılıyor. Bu hissimi fotoğraflarımla diğer insanlara aktarmak istiyorum. Onları motive edip hadi bakalım gidiyoruz dedirtmek. Doğayı keşfedin, kendinizi keşfedin, hayatınızı değerlendirin. Ula Loğman'ın Avrupa Macerası projesine ait fotoğrafları ve filmleri bu kıtayı yeniden keşfetme arzusu doğuruyor.